İki asırdır İslam coğrafyasında alim ve mütefekkirler nezdinde en fazla heyecan uyandıran konu nasıl olmalıyız sorusudur. Mustağrib bu soruyu medeni birikimimiz ve tarihi tecrübemizin reddedilmesi için bir fırsat olarak telakki ederken, müstakim mümin tekrar İslami bünyeye dönebilmenin vasıtası olarak görür. İslam ümmetini yeniden ayağa kaldıracak, tarih yazacak, konuma getirecek sorunun cevabını arandığı İFAM, ulu hocaların muhallet eserleri üzerinde 5 yıl süreyle keşf-i kadimin yapıldığı bir ilim ve fikir okuludur. Modern zamanlarda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve büyük ruhlu alimlerin yolunda yürüyen, ferdi ve içtimai varoluşu ya da toplumsal mutabakat zeminini onların mirasında arayan ilim, fikir ve dava adamları yetiştirmeye talip olan İFAM, Kur'an ve sünnetin çağdaş sorunlara hangi esaslar ve pratikler çerçevesinde çözüm üretebileceğini göstermek için kurulmuştur. Düzenli olarak derse giren hocaların yanında Mevlana Said Balanburi, Allame Taki Osmani, Usame Rıfai, Selman Ennedvi gibi İslam dünyasının muteber alimleri de İFAM'da 5 yıl devam eden programda belirli aralıklarla dersler vermektedir. İFAM, Türkçe olarak aylık yayınlanan İlim, Fikir ve Hareket Dergisi hükümü, Arapça olarak da El Mecelletül Hamidiye dergisini neşretmektedir. İFAM mezunlarından oluşan bir heyette, özellikle Osmanlı ulemasının kaleme aldığı yazma eserleri tahkik edip, notlar ilave ederek neşretmekte ve telif eserler kaleme almaktadır. İFAM'da fıkıh, kelam, mantık, sarf, nahiv, belagat gibi ilimleri okutmanın yanında, kadim usulde yazılan eserlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'in tamamı tefsir ve Sahih-i Müslim şerh edilerek talebeye hem İslami ilimlerin iki kaynağıyla nasıl irtibat kuracağı gösterilmekte hem de inşai bir aklı hangi vasatta kullanacağı öğretilmektedir. Müfredatı, İslam ümmetinin ilmi mirası ve alim-i İslam'daki muasır ilim merkezleri incelenerek telif edilen İFAM, ilahiyat fakültelerinde örgün öğrenim görenlere Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi sorgulayan değil, Kur'an ve sünnet çerçevesinde çağı sorgulayan, çözüm üreten bir idrakle meseleleri tahlil eden, İslam'ın çağı tatbikinde rol alan istikamet sahibi alimler, akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kendi mezunlarından oluşan hoca kadrosuyla çalışmalarını yürüten İFAM, medrese geleneğiyle akademiyi cem etmeye büyük önem vermektedir. Bu çerçevede mezunlarının önemli bir bölümü bir taraftan farklı alanlarda eğitim-öğretim hizmetine muallim olarak katkıda bulunurken, diğer taraftan da üniversitelerde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hafızlığını bitiren, aynı zamanda da açık öğretim fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik bölümde ise, İslam dünyasının en köklü ilim merkezlerinde ancak 8 yılda okutulan dersler 5 yıllık bir programla verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, hafızlık tekrarlarının yanında İslami ilimlerde yetkin birer ilim adamı olarak 5 yılın sonunda mezun olmaktadır. Bu süre zarfında üniversiteye açıktan bitirmiş olan kardeşlerimiz mezun olur olmaz yüksek lisans programlarına da başvurabilmektedir. İFAM, kitap okuma ve anlamaya yönelik klasik usulde konuşmayı önceleyen modern Arapça öğrenimi ayrılmaz bir bütün olarak görmekte ve bu çerçevede Arapça okuyan, anlayan ve konuşan ilim adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin muhallet usulde okutulan İslami ilimlerle daha erken yaşta tanışmasını hedefleyen Samsun Atakum Şubemize, İmam Hatip'te okuyan öğrenciler 9. sınıftan başlayarak tahsil görmektedir. Samsun Atakum'daki bir başka şubemizde ise İmam Hatip'in orta kısmını okuyan öğrenciler okulla birlikte hafızlık yapmaktadır. Temel İslami ilimlerin her birinde birkaç kitap okuyup mezun olan İFAM talebeleri, tedris hayatlarında her ders Arapça kitaplardan okutabilecek bir seviyeye ulaşmakta. Yüksek lisans ve doktora programlarına kolaylıkla yerleşebilmekte. Öğretmen olmaları durumunda yaşamış oldukları şehirde kurdukları ders halkalarında her nevi İslami ilmi okutabilmekte. Alanlarında yapılacak her türlü yeterlilik ve seviye tespit imtihanında üstün başarı göstermekte. Dersler, nasla hayatın irtibatını dikkate alan bir muhtevada verildiğinden dolayı, öğrenciler her nevi fikri, siyasi, içtimai problemi Kur'an'a ve sünnete göre çözme kudretine sahip olmaktadır. Başta merkezimiz Samsun olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, Çorum, Sakarya, Çanakkale, Düzce, Denizli,
Erzurum, Tokat illerinde 20 civarındaki şubesiyle hizmet veren İFAM, ezelde çağlayıp ebede akan ilim, fikir ve dava mecrasında bir damla olmaya taliptir. Devlet kadrolarına adam yerleştirmenin değil, Ebu Suud Hazretleri ve Kemal Paşazade gibi alimlerin yolunda ilim ve fikir neferleri yetiştirmenin gayreti içerisindedir. İcmai hüccet, ihtilafıysa rahmet olarak gören İFAM, Ehl-i Sünnet'i bir mezhep adı değil, akidede, tefekkürde ve amelde İslam'ın kendisi olarak kabul eder. İFAM, İslam'ı Allame Keşmiri ve Kevseri'de ilim, Nedvi ve Necip Fazıl'la fikir, Ali Haydar Efendi'de zühd, Sultan II. Abdülhamid'de feraset, İmam Şamil'de cihat, Hasan el-Benna'da hareket olarak gören yeni medrese, Yeni Süleymaniye'dir. İFAM, genç ilim taliplerinin teveccühü, milletimizin alakası, Müslümanların yardımı ve ümmetin duasıyla ilmi ve fikri yürüyüşüne devam etmektedir.